Bir bizi izliyor değil mi? Veya eşi kamyon şoförü, uzun yol şoförü. Ne yapıyorlar? Hadi bugün bunu da konuşalım. Yazın bize. Evet. Ben eşimin yanına bir tane haşlanmış yumurta atıyorum. Haşlanmış yumurta veriyorum. Bir tane başka bir şey yapıyorum. Küçük bir kutu hazırlıyorum. Hani hiç değilse eve gelene veya bir lokantaya kavuşana kadar gibi. Evet. Şimdi bunu 200-190-200 dereceye önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Orada peynirler eriyene kadar yaklaşık bu da 10-15 dakika kadar sürecek. Pişireceğiz, bitti. Evet, bu çok basit, kolay. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi çilek şerbeti. Hmm. Çok güzel oluyor. Ne olur bunu yapın evinizde. Kaynıyor mu bu? Kaynamıyor. O kadar pratik ki. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Süzeceğiz. Suyunu, şekerini ekleyeceğiz, o kadar. Eski, olaymış. Klasik şerbet. Peki. Bunu şunu soracağım. Ben şimdi biraz gürültü dut, yapacağım yavaş ama. Yavaş bir dakika, şunu da soracağım. Dut çıktı. Evet. Pek çoğunun ağaçlarında var seyircilerimizin. Evet, evet, evet. Benim Ayvalık'ta var ama. Yani dutla yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Şimdi eskiler kara dutla. Bunları bu şekilde şöyle yapıyorlardı. Bezin içerisine koyuyorlar. Eziyorlar, eziyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Fazlası kalıyor. Ondan sonra da o sıktıkları çıkanı tortusu dinene kadar bekletip içine suyunu, şekerini ekletiyorlar. Şimdi bezlerle bizim uğraşacak tamam, vaktimiz hadi, falan yapalım. Yok. Sizin çok seveceğiniz bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bunun kalan artıklarından şu yeşil yeşil şeyler çıkıyor ya, tohumları. Heh. Onları ekebiliyorsunuz. Ver bir dakika, göster göster, dur. Şu yeşil yeşil şeyler var ya çileklerin üstünde, onlar tohum. Ha, gel gel Erkan, bak şu elimizde ben yeşil ektim. Yeşil. Ben bir dakika aktüele bunu göstermem lazım Erkancığım, gel. Eks üstünde bakın. Şu yeşil yeşil şeyleri nasıl alıyoruz Semen buradan? Şimdi bunu? Şimdi süzeceğim ya. He. Kalacak. Süzünce kalacak, kalanları ekebiliyor musunuz? O kalanları yıkıyorsunuz. Derhal bana veriyorsun onları dermişim. Tabii ki, tabii ki. Pardon, elimi de. Yani ne kadar ince bir süzgeç olursa o kadar iyi olur. Bundan daha incesi de varsa evlerinde ondan yap şimdi. Konuşmayalım, yap hemen. Tamam, bir müsaade. Bunu bu haliyle de gayet güzel buzdolabında saklayabilirler. Arzu eden akşamdan çileğin üstüne şekeri döker. O şekilde de saklar. Ya, süreceğiz değil mi? Bu oldu diyelim. 3-5 parça kaldı içinde ama hallederiz sonra. Ben sana bir tane şey veriyorum. Büyük bir tane kase vardı. Ha. Şunu vereceğim. Yalnız şimdi bir dakika, süzüyoruz. Bir dakika. Tamam. Un vardı içinde. Bu arada dikkatinizi çektiyse tulumba tatlısı hala pişiyor. O evet. Öyle pişecek yani, merak etmeyin. Eğer yanılıp da çok yüksek sıcaklığa atarsanız o zaman patlar. Yani yüzünüze gözünüze değil de patlak bir tulumba tatlınız olur. Yani ne olur, güzel, bir şey olmaz pişiyor yani, evet. Ama neden derseniz içindeki fazla su bir anda çok sıcağa gelince buharlaşmaya başlar. Bakın bu... Yani şimdi çilek alerjisi olanları tabii dışında tutuyorum. Bu çok güzel bir, böyle hafif bir içecek. Nane, çok şahane. Daha sıcak günlerde. Şekerli şekersiz her türlü her yapılabilir. Türlü olur. Şimdi bunu süzeceğim. Vaktiniz varsa bunu iyice bekletirsiniz. İyice tamam. Çökelecek dibe. Bu üstte kalanları da yersiniz mis gibi, tamam. Ayırırsınız, buzluğa şekerini koyarsınız. Şekerini ne zaman koyacağım bunu? Birazdan su ve şekeri karıştıracağım. Eğer emin olamazsanız birazcık sıcak suyun içerisinde şekeri karıştırın. 2 fincan sıcak suyla şekeri karıştırın. Ondan sonra arzunuza göre... Bu zaten o kadar koyu ve çok şey lezzetli. Oldu ki kaç kişiye çok, çok yeter? Çok lezzetli. Ben size şu 6-7 bardak en az bundan çıkar. Vallahi çok güzel, çok güzel. Evet, evet. Semen, sen onları yaparken... Evet. Teşekkür ediyorum, çok rica güzel. Ederim. Biz tek şerbetin kıvamını yazılı olarak verdik mi Erkan? Bir verelim mi şeye? Verdik mi? Tamam. İzleyicilerimiz bir söyleyebilir miyiz? Şerbetin süresi. Tatlı şerbetlerde şerbet ne kadar kaynamalı? Ha, ne kadar kaynamalı bu, evet, şeyleri evet. Soruyorlar. 10-15 dakika kadar kaynayacak, bir çevirelim Derya'nın onları. Evet. 10-15 dakika kadar kaynayacak koyu şerbet istiyorsanız şöyle bir ölçüt verebilirim. Bir kaşıkla kahve tabağına 3 tane damlatın. Damlattığınız 3. damla akmayacak. O koyu şerbet oldu demektir. Buna koyu şerbet mi lazım? Buna koyu lazım ya, ben koyu seviyorum. Ha, o zaman biraz daha şöyle koyayım.
Evet, biraz daha. Yani evet, onun süresi de tenceresine, ocağına göre çok değişir ama 10-15 dakika arasında değişir. Erkan, şunu da görelim mi? Bakın, nar gibi kızarıyor ama yavaş yavaş kızarıyor ve dağılmadı. İçi pişmez eğer çok sıcak yaparsanız. Evet, yani bu da önemli. Bizim ateşin ve ocağın durumu bugün ilk defa çok güzel işe yaradı. Güzel ocağınız bir şey. Semen, şey yok hocam. Bir şey söyleyeceğim. Semen birazcık burada dursun, şunlara bir baksın, yanmasın çünkü burası. Tabii. Arkamda Semen olabilir yani. Erkancığım, ben geçiyorum yerime. Gir Erkan, geçiyorum. Evet. Geldik Semen, büyük finale. Çok güzel oldu. Tulumba tatlısı yani. Şöyle sesini dinletelim mi? Bakın, tıkır tıkır. Tıkır tıkır oldu. Hakikaten çok güzel. Pişmesi önemli. Şeyi böyle hafif ağdalanmış bir şerbet. Evet, koyu. Onun için ne yapıyorduk ağdalanmış şerbet için Semen? Ölçüsünü 1,5 ölçü şeker, 1 ölçü su kullanacağız. Suyu az koyuyoruz. Suyu biraz daha az koyuyoruz. Kaynamasını nasıl yapıyoruz? Kaynamasında 15 dakikadan az olmasın. 3 tane damla damlatacaksınız çay tabağına. Şöyle dik tuttuğunuzda 3. damla akmayacak. Akmayacak. O zaman olmuş demektir. Tabii limon da damlatacağız. Evet. Şeyimizi yaptık. Baba ganuş o da. Baba ganuş patlıcanlı, yoğurtlu, güzel. Hem besleyici hem lezzetli. Evet, harika. Susam, tahin falan var içinde. Bu da mis kokulu. Şerbet. Ya, şişemizin kapağı kayboldu. Oraya bir tane çilekten yapmış. Ben çilek yaptım öyle. Valla çok güzel olmuş. Biz de her gün böyle yapalım. Teşekkür ederim. Çok hoş. Sağ olun, var olun. Çok hoş olmuş. Yani kendi pidemizi ekmekle evet, yaptık. Herhangi bir normal beyaz ekmekle olur, herhangi başka bir ekmekle olur. Dilimlenmiş ekmeğin üzerine tabii bu ki iç olur. Pideyle olur, her şeyle olur. Bu ne? O içten birazcık artmıştı, bu ekmeklerin içinde çıkarttık ya. Heh. Ekmeklerin içini tabana koydum, atmıyoruz, değerlendiriyoruz her şeyi. Ekmeğin içine bunu yaptım. Tulumba tatlısı efsane oldu. Kitap için inanılmaz talep var. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Semen'in internet adresinden imzalı da satın alabiliyorsunuz, onu da söyleyeyim evet, size. Benim ismimden web sitesi. Evet, yani semenöner.com'dan Semen'de çok emek vermiş, alabilenler de alsın. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, emeğine sağlık Semen. Sağ olun, var olun. Sık sık bekliyoruz. Geliriz tabii ki, siz isteyin, her zaman geliriz. Değil mi efendim? Canımın partisi, bekliyoruz. Her zaman canım, gelir. Çok teşekkür ederim. Eline, ağzına, yüreğine sağlık. Sağ olun, var olun. Çok efendim versin. Bizden bu kadar. Hayırlı iftarlar, afiyet bal olsun. Allah kabul etsin. Hayırlı sahurlar da diyeyim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu.